Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine insan olmadı. Huzurlu bir bölgedeyiz. Bölgemiz il bazında Elazığ. Bugün 1 Haziran 2022. Olduğumuz bölge 2100-2200 rakamlarında bir dağın başındayız. Ve dağın başında karların erimesiyle çeşmeler çıkmış. Bu çeşmelerin olduğu bölgede de yarpuz otu tespit ettik. Mantar bulamadık. Biraz o toplayalım dedik. Bu yarpuz otunu daha önce bir videoda tanıtmıştım. Tekrar bir toplarken bir video çekmek istedim. Buranın biraz daha doğal görselini almak istedim. Bu harika müthiş bir kokusu olan bir ot. Bunu aynı zamanda yabanına ne de denilebiliyor. Bunu kurutup baharat olarak tüketebilirsiniz. Özellikle katmerine kullanabilirsiniz. Katmer, börek, kavurup yiyebilirsiniz. Yemeklerin yanında salataya kullanabilirsiniz. Çok şifalı bir ot. Yalnız tam olarak ne şifalı olduğunu bilmiyorum. İnternetten araştırıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabi doğada zehirsiz bulduğunuz ot olsun, mantar olsun alıp tüketmekte fayda var. Hepsinin bir hikmeti var. Hepsinin bir şifası var. Müthiş bir kokusu olan bir ot. Yarpuz otu. Suyun geldiği güzergah boyunca hep yarpuz otu. Çeşmeyi göstereyim. Çeşmenin suyundan içtik. Buz gibi karların erimesiyle oluşan bir çeşme. Çeşmemiz bu şekilde. Az önce kana kana içtim. Arkadaşlar bu yarpuz otunu topladım yakın bir noktada. Ters laleler geçmişler. Şu sarı olan bölge komple ters lale. Hepsi geçmiş. Çiçekleri solmuş, kendini bırakmış. Yani bundan bir 5-10 gün önce bunlar diri bir şekilde duruyordu. Bu bölge 4. gelişim benim. Lalelerin geçmiş hali. Bunlar tohuma kaçmış. Yine yakın bir nokta. Buradaki laleler biraz daha diri. Kaçlı bu? Beşli. Müthiş bir görsel. Oo, maşallah bu kaçlı ya. 1, 2, 3, 6'lı bu. Arkadaşlar bu otu daha önce tanıttığım için videoyu kısa tutuyorum. Umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur yine. Yarpuz otumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.